Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası önlemleri ve koronavirüse dair son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'da en düşük vefat oranına sahip ülke olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan koronavirüs önlemlerinin Mayıs ayı boyunca devam edeceğini belirtti. Fahrettin Koca, dünyada koronavirüs hastasının 3 milyonu aştığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının da 218 bini geçtiğini açıkladı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele sağduyusunu tam zamanında ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Koca, operasyon merkezinin Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak ilan etmesinden çok daha önce kurulduğuna dikkat çekerek, ilk vakanın tespitinden sonra kademe kademe uygulanan tedbirlerin Türkiye'yi çok başarılı kıldığını belirtti. Türkiye, Avrupa'da en düşük vefat oranına sahip ülke diyen Bakan Koca, bu başarımız kişi başına hekim sayısının azlığına rağmen sağlandı. Biz bilim kuruluyla irtibat kurarak karar aşamasına geçiyoruz. Normalleşme konusunda da alınan tedbirler Mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat dolaşması yönünde bununla ilgili net bir öneri olmadı dedi. Pik döneminde bulunulduğunu söyleyen Koca, bir düşüş döneminde olduğunu da söyleyebilirim. Ancak izolasyonun bir kez daha önemli olduğunu hatırlatmak isterim dedi.